Kıymetli dostlar hepiniz hoş geldiniz. 2024 KPSS güncel bilgiler 11. serideyiz. 11. seriye geldik ve sınava 3 gün kaldı. Lisans KPSS'ye girecek arkadaşlar hiç sevinmesin benim bunu izlememe gerek yok diye. Sizin de izlemenize gerek var. Bazı olaylar evet sizi ilgilendirmiyor yeni yaşandı. Ama eskiden de bazı olaylar ekledim ben. Bunun sebebi geçen sene depremden dolayı ben uzun süre video çekemedim ve o sürede olan gelişmeleri kaçırdım. Geçen seneki videolarda da yok ve geçmişe yönelik bir tarama yaptım. Sizleri de sınavdan önce bu bilgileri vermek istedim. Muazzam bilgiler. Her bilgi sorun niteliği taşıyor. Kesinlikle izlediğinize değecek. Şimdiden garantisini veriyorum. Bu videoyla sizleri sınava uğurlayacağım. İnşallah güncel bilgiler serisini bitirmiş olacaksınız. Temmuz 2024 tarihinde Fahrettin Koca'nın istifa etmesi üzerine yeni Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu görevi devraldı. Fahrettin Koca istifa etti. Kemal Memişoğlu görevi devraldı. Temmuz 2024 tarihinde Mehmet Öz istifa etmesi üzerine yeni çevre ve şehircilik iklim değişikliği bakanı Murat Kurum görevi devraldı. Yeni çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanı Murat Kurum. Burada istifa etti diyorum bazıları hocam yanlış söylüyorsun affını istedi diye diyorlar ama önemi yok. Hani sorarsa bilin diye ben ekliyorum. Olur da ÖSYM e derse ki Kemal Memişoğlu'ndan önce istifa eden bakan diye soruya başlarsa Fahrettin Koca, Mehmet Öztaseki. Haziran 2024 tarihinde yeni NATO Genel Sekreteri Mark Rutte atandı. Kendisi Hollanda'nın başbakanıydı. Yeni olarak Hollanda Başbakanlığı görevini bıraktı. 2-3 Temmuz'du bıraktığı görev. Şu anda artık NATO'nun yeni Genel Sekreteri Mark Rutte eski Hollanda Başbakanı unutmayalım. Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayri Resmi Zirvesi Azerbaycan'ın Şuşa kentinde 5-6 Temmuz tarihinde gerçekleştirildi. Türk Devletleri Teşkilatı son zirve ne zamandı? Geçen sene Aralık ayında Astana'da düzenlenmişti. Ve şu an gayri resmi de Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlenmiş. Kıymet dostlar bundan sonraki bilgiler lisansı da ilgilendiren bilgiler. Burayı iyi dinlemenizi öneririm. Kıymet dostlar yerli ve milli otomobil TOG'un renklerinin her birinin anlamı var. Bunları bilelim. Kırmızı Anadolu anlamına geliyor. Anadolu kırmızısı. Mavi gemlik mavisi. Siyah oltu siyahı gri kula grisi, bej rengi kapadokya beji ve beyaz da pamukkale'nin beyaz travertenlerinden aldığını söylüyor pamukkale beyazı diyoruz tamamdır. Bay sinema olarak bilinen 2018 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri'nde sinema alanında ödül alan Türkiye'yi video ile tanıştıran yapımcı, yönetmen, senarist Türker İnanoğlu Nisan 2024 tarihinde vefat etti. Türker İnanoğlu karşınıza gelebilir. Bay sinema olarak biliniyor. Buraya birkaç eserini yazmak istedim ama yüzlerce eser var. Hangi birini yazayım dedim. En bilindik Bay Sinema'dan sormasını beklerim. Şurayı da muhakkak verir bakın 2018 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri'nde sinema alanında ödül aldı. Ve kendisinin kurduğu şirket ile Türkiye'yi ilk defa video plaklarla tanıştırdı. Bu da aklınızda olsun. Gün ola, savrulan, ufkun dışında eserleriyle ünlenen, 2023 Yunus Nadi Şiir Ödülünü alan Yavaş Yavaş Bilemiyorum eseriyle Yunus Nadi de şiir ödülünü almış. Süreyya Berfe Ocak 2024 tarihinde vefat etti. Çok kıymetlidir Süreyya Berfe çok dikkat edin. Gün ola savrulan ufkun dışında. Birleşmiş Milletler 11 Temmuz'u Srebrenica soykırımını uluslararası düşünme ve anma günü olarak ilan etti. Bu günü 11 Temmuz'u Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü olarak ilan etmiş Birleşmiş Milletler. Kıymetli dostlar geçen sene Mihriban türküsünün şiirini sormuşlardı. Ben de bu sene neden Muhaç türküsünün şiirini sormasınlar dedim. Muazzam bir şiir. Bizdik o hücumun bütün aşkıyla kanatlı, bizdik o sabah ilk atılan safta yüz atlı şeklinde gidiyor. Yahya Kemal Beyatlı'nın bir şiiridir. Çok dikkat edin. Muhaç türküsü Yahya Kemal Beyatlı'nın Kahramanmaraş depreminden hemen sonra Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den arabasında yüklediği yardımlara yola koyulan Server Beşerli'ye yurt dışı vefa ödülü takdim edildi. Mesela kaçırdığım bilgilerden bir diğeri Server Beşirli'ye yurt dışı vefa ödülü Cumhurbaşkanı tarafından takdim edildi. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den depremden hemen sonra arabasına erzak koyup Ülkemize doğru yola çıkmıştı. Server Beşirli. Erzurum'un Uzundere ilçesinde yer alan bu kenti önce Artvin'e ve Gürcistan üzerinden Kafkaslara kadar bağlayan uzanan tünel Pirin Pirinkayalar Geçidi'dir. Erzurum'un Uzundere ilçesinde yer aldığını unutmayın. Orada size Kafkaslara bağlayan tünel gibi bir şey sorarsa Pirinkayalar Geçidi olduğunu unutmayın. ÖSYM e belki ters köşe yapar Zigana'yı sormaz bunu sorabilir. Şırnak Gabardağı bölgesinde... Şehit Esma Çevik ve Şehit Albüke Yalçın sahalarında açılan toplam 23 kuyuda günlük 30 bin baril petrol üretimine ulaşılmış. Bu bilgiyi dünkü videoyu izleyenler varsa hatırlar. E, seçeneklerde Şehit Esma Çevik doğru olarak verdim. Ama sonra da araştırdığımda Şehit Albüke Yalçın kuyusu da varmış. En doğru bilgiyi bu şekilde buldum. İkisinin de aslında burada kuyusu var. Yani ÖSYM e sorarsa muhakkak Şıklar'da bir tanesini eleyip verir. Dikkat edin. Şehit Esma Çevik, Şehit Aybüke Yalçın. Harika çocuk olarak tanınan, 1971'de devlet sanatçısı ünvanını alan, 2018 Sadri Alışık ödüllerinde onur ödülünü alan, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda solist ve baş kemancı olarak görev yapan Suna Kan, Haziran 2023 tarihinde vefat etti. Benim için Alev Alat nasıl önemliyse Suna Kan da o kadar önemli. Türkiye'nin en iyi kemancısı olarak geçiyor bakın kayıtlarda. Çok dikkat edin. ÖSYM Alev Alattin sordu. Belki eserlerinden sorabilir ama asıl Sunakan'ı sormasını beklerim çok dikkat edin harika çocuk olarak tanınıyor. Özellikle ya lakabını verir ya da şuradaki bakın Cumhurbaşkanlığı Senfon Orkestrası'nın solist ve baş kemancı görevini muhakkak verir diye düşünüyorum. Evet dostlar şimdi güncel bilgileri bitirdik. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Özellikle lisans sınavına girecek arkadaşlar bundan sonrasını izlemeyebilir. Bundan sonrası sitem içeriyor. Bunun bilgisini vereyim önden. Şimdi arkadaşlar tek videoda UNESCO videosu attım. Bakın YouTube'da bu tarzda bir video yok. Yani UNESCO'yu tek videoda anlatan, tüm tabloları gösteren, bakın şu listeler o kadar karışık ki bana o kadar mesaj geldi ki hocam bizim hoca Gaziantep'te UNESCO miras listesi var diyor. Sizin soru yanlış diye birçok soru geldi bu tarzda. Ben karışık olan UNESCO'nun hepsinin ayrımını yaptım. Sizlere son güncellerini verdim. Bunu verdim. Bundan sonra birisi bakın yazmış ki 2020-2022 KPSS lisans sınavından öncesinde de böyle bilgiler paylaştın. Bir tane bile çıkmadı demiş. Şimdi arkadaş sonrası ÖSYM sistemden devam ediyor yorumu da. Şimdi arkadaş bana bu yorum yapmış. Ben UNESCO'yu kanal açıldığından beri 2017'den beri hep önemsiyorum. Bütün listelerini hep veriyorum. Ve her sene bir sorunuz muhakkak geliyor diyorum. Özellikle eski abonelerim varsa eski öğrencilerim varsa muhakkak onlar da biliyordur. Ve ben burada tek tek araştırıp tek tek yazdım. Bakın 2020 KPSS lisans 59. soru UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na müzik alanından dahil olan şehrimizi sordu. Bakın UNESCO'nun Dünya Miras listesini sormuyor, Yaratıcı Şehirler Ağı'nı soruyor. Yani detayın detayı. 2020 KPSS ön lisans 57. soru UNESCO Dünya Belleği kütüğünde yer alır diye sordu. Gene detaylı bir soru. 2020 KPSS ön lisans 38. soru ilk öncül coğrafyada Çanakkale'de UNESCO listesine alınmış bir eser diye verdi. 2022 KPSS lisans 45. soru aşağıdaki verilenlerimizden hangisinde UNESCO Dünya Miras Listesi'nden birden fazla eser olmaktadır diye sordu. 2023 KPSS lisans UNESCO Dünya Miras Listesi'ne eklenen Gordion Antik Kenti hangi ilimizde bulunmaktadır diye sordu. Daha buraya bakın 2022 ön lisansı orta öğretimi de eklemediğim halde 3 yılda 5 soru gelmiş. Şimdi bu arkadaş bu yorumu beni tanımadan, araştırmadan Niye yalan yanlış yorum yapıyor bilmiyorum. Bakın bu yorumu da 14 kişi de beğenmiş. Bu videodan sonra dedim ki kıymet dostlar videonun pdf'ini whatsapp'tan isteyebilirsiniz. Ücretsiz olarak oradaki arkadaş atacak dedim. Ve telegrama da bununla ilgili 5 soruluk test hazırladım. Yeter ki siz UNESCO'yu öğrenmek isteyin. O teste girin tekrar edin peki sizin UNESCO tek bir anda öğrenilmez diye söyledim. İşte bu iyi niyetimden nasıl bir kötülük çıkabilir sizce soruyorum sizlere. İşte bir arkadaş şöyle diyor. O hocam gene Telegram'ın reklamını yapıyorsun. İşin gücün reklam yazmış. Ya arkadaş ben bunun PDF'ini size vermek zorunda mıyım değilim. Yani bunun PDF'ini Telegram'dan indirin, e, WhatsApp'tan söyleyin atsın demişim. Telegram'la WhatsApp'ın ne reklamını yapabilirim ben? Yani Telegram'a gelince bana ne faydası olacak? Oradaki UNESCO testini çözünce bana ne faydası olacak? Yani şunu anlamıyorum. Yani ÖSYM memur jargonu kanalı müfredattır. Günceli, işte vatandaşlı, tarihi oradan soracağız mı dedi. Yani böyle bir şey söyledi de benim mi haberim yok? İzlemeyin arkadaşlar. Engelleyin. Güzel de çıkmaz video. Yani diğer arkadaşlar yanlış anlamasın. Bakın güzel eleştiri yapan arkadaşlar var. Mesela bazı arkadaşlar diyor ki hocam İngilizcesini çok kötü okuyorsunuz. Lütfen bu konuda biraz daha hassasiyet gösterin diye. Çok güzel yorumlar yapıyorlar. Ben artık bundan sonra daha da dikkat etmeye çalışıyorum buna. Bu şekilde eleştirileri her zaman açayım zaten. Deyin ki hocam UNESCO'yu anlattın da bak şu konuya eksik değindin. Şu konuya değinmedin deyin. Başım gözüm üstüne ya. Keşke böyle eleştiriler gelse hatalarımızı kapatsak. Ama gelen eleştiriler bu şekilde saçma sapan. Bu kadar eleştiriyorken neden hala izliyorlar anlamıyorum. Bir arkadaş yorum olarak şey yapmış. Hocam bunlara bakmayın en çok bunlar eleştirir. Ama izlemekten de geri kalmaz diye. Hakikaten öyleler yani. Eleştirmeye gelince saçma sapan eleştiriyorlar. Ama izlemekten de hiç geri kalmıyorlar. En büyük takipçimiz de belki onlar yani alttan alttan izliyorlar. Bir başka konu, Güncel Bilgiler 3 videosunda 2024 KPS e Güncel Bilgiler serisinin 3. videosunda bakın iki tane güncel bilgilerdim sizlere. Birincisi Filistin'deki soykırımdı. Videoya böyle başladım ve hemen ardında Rauf Tamer vefat etmişti. Onun haberini vermiştim ve Rauf Tamer dedim vefat etmeden önce çalıştığı ajansa bir e, şiir göndermiş bir köşe yazısı göndermiş. Köşe yazısı da Filistin'le ilgili olduğu için ikisini birlikte verdim. Yani iki güncel bilgiyi burada birinci dakikada başlıyor. ikinci dakika 30. saniyede bu konuyla ilgili şeyin bitiyor. Yani bir buçuk dakikada iki bilgi vermişim. Ama yorumları bir görün. Hocam boş yapıyorsun. Hocam çok konuşuyorsun. Hocam sadece bilgiyi ver. Yani arkadaşlar ben robot değilim ki ya. Allah aşkına orada bir soykırım yaşanıyor. Onunla ilgili tepkimizi dile getiriyoruz yemediğimiz laf kalmıyor. Yani bunlar ayrı bir dünya zaten bunları hiç anlamıyorum. 2024 KPS güncel bilgiler için Telegram kanalı açtım. Ocak ayında açtım bu senenin Ocak ayında. Ve Ocak ayında 2024 KPS güncel bilgilerin ilk kitabını attım. Dedim ki her ay ben bunları güncelleyeceğim. Sınava kadar sizler de yavaş yavaş çalışın güncel bilgilere hakim olun. Ki zaten kitapta UNESCO var. Tarihle ilgili bilgiler var, vatandaşlıkla ilgili bilgiler var. Yani güncel bilgiler de aslında genel kültür derslerinin, tarih, coğrafyanın, vatandaşlığın hepsinin bir karması olduğu için diğer dersleri de çalışmış oluyorsunuz diye söyledim. İlk kitabı attım. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz bakın her ay ben ay e kitabı güncelleyip yeni halini her ay attım. Söz verdiğim gibi her ay yeni halini güncelleyip attım. Yani kendi kendine güncellenen bir kitap attım sizlere. Bu yüzden zaten e-kitap olarak çıkardık. Şimdi ben bu şekilde attım. Bir tane arkadaş benim Instagram sayfama, YouTube'a yani her yana şunu yazmış. Ben hocadan kitap aldım. Yalan söylüyor, telegram yok, e-kitap yok, yalan yanlış bilgileri anlatıyor, dolandırıldım. Neler e neler yazmış böyle paragraflarca herkese yazmış ve bazı gruplara da girmiş. Ekran fotosu geldi bana aman ha almayın hoca yalan söylüyor öyle bir şey göndermiyor falan diye. Her yandan gördüm yani her yandan mesaj yağdı bana. Şimdi ben bu arkadaşı buldum, numarasını aldım, aradım. Çok sinir oldum çünkü. Ve bu arkadaş bana dedi ki ben yalan söylemiyorum, senden sipariş verdim, Ben telegrama almadın. Yine mesajda yazdıklarını bana saydırdı. Ben de isim soyisim aldım, sipariş numarasını aldım. Shopier'den yerden baktım ki o arkadaş aslında bizden <laughs> e-kitap almamış. Yani başka bir kişiden güncel bilgiler kitabını almış ve benden e-kitap aldığını sanıp her yana yazmış. Sonra çok özür diledi, pişman oldu ama artık bir anlamı yok yani araştırmadan sormadan bu şekilde eleştirmek bu şekilde hakaret etmek hiç doğru değil. Hiç değilse gel yani Whatsapp'tan bizlere yaz. Ben e kitabı aldım niye beni Telegram'a almadınız diye yaz yani bu şekilde yazan birçok kişi var. Çünkü birçok kişiydi ilk başta alamadık zaten. Numarasını yanlış yazan var Gmail'ini yanlış yazan var. Ben hem mail atmaya çalışıyorum hem Whatsapp'tan ulaşmaya çalışıyorum Telegram alabilmek için. Bir diğer konu da e-kitabı alan arkadaşlara söyledim ki bakın bu e-kitabı hazırlanırken depremzede öğretmen arkadaşlarımız hazırladı. Lütfen üçüncü kişilerle paylaşmayın diye Ocak ayında grubu açtığımdan beri ara ara hatırlatıp söyledim. Şimdi bazı arkadaşlar bir hataya düşmüş, arkadaşına atmış. Sonra tekrardan bizlere yazdı. Hocam ben arkadaşıma attım. Arkadaşım şimdi sipariş verdi. Ben çok pişman oldum yaptığıma diye tekrardan o arkadaş sipariş verdi. O kitabı almış oldu bizden gibi şeyler oldu. Helalleştik onlarla. Onlarla bir sorun yok. Yani pişman olmuşlar. Geldiler özür dilediler. Helalleştik. Sıkıntı yok. Ama bazı arkadaşlar var ki bin kişilik, beş bin kişilik telegram gruplarına, whatsapp gruplarına bizim kitabımızı atıyor. E-kitabımızı, pdf'imizi atıyor. Ve sanıyor ki hoca görmez sanıyor. O gruplarda benim zaten onlarca öğrencim var. Yani mesela siz bir pdf'i bir gruba attığınızda bana kaç kişi özelden şey atıyor. Ekran görüntüsü atıyor. Hocam bu kişi sizin pdf'i attı. Kendisini uyarmama rağmen umursamadı. Bunların hiçbirini ben görmüyor muyum sanıyorsunuz? O kadar uyarıya rağmen neden bu e-kitabı PDF'i başkalarıyla paylaşıyorsunuz? Ve bir de bomba bir olay oldu ki ben inanamadım. Şimdi ben e-kitabı alanlara bakın tek videoda güncel bilgiler videosunun PDF'ini attım. Aslında burada tekrardan kitap yazdım ben. Bakın sporcular ayrı bir kategoride, ayrı tablolarda bu yıl ilan edilen başkentler 2023-2024 yılları arasında ödül alan bilim adamları. Yani A'dan Z'ye her şeyi tablo haline getirdim ve yeniden kitap yaptım. 58-60 sayfaya bunu sığdırıp tek videoda güncel bilgileri sundum. Ve e-kitabı alan arkadaşlar aslında bundan bir haber aldı e-kitabı. Yani bunun e ben bu dahil diye satmamıştım. Hatta hepsi de bana mesaj atıyordu. Grubun neredeyse yarısı bana mesaj attı. Hocam bu kitabı çıkar alalım diye. Ben de onlara bir güzellik olsun tekrardan ücret ödemesinler diye Tek videoda güncel bilgiler pdf'ini gruba attım ve, ve ısrarla söyledim ki sakın üçüncü kişilerle paylaşmayın dedim. Ama artık öyle bir haber aldım ki ilk başta inanamadım. Sonradan birinden daha duydum yine inanmadım ya yani, bu kadar da olmaz dedim. Ve oraya bir tanıdığımı gönderdim. Gerçekten de duyduklarım doğruymuş. Arkadaşlar olay şöyle oluyor. Gruptan birisi bir fotokopiciye gidiyor. ile muhabbet ederken fotokopici diyor ki elimizde hiç güncel yok diyor. Tüm derslerden kaynak var ama güncelden kaynak yok diyor. Bizim öğrenci de diyor ki hocam ben sana satayım diyor. Her satış başı da bana prim ver diyor. Tüm Türkiye'ye kargola sen diyor. Ve bizim kitabı bastırıyorlar. Bu pdf'i de bastırıyorlar. Tüm Türkiye'ye beyefendiler kargoluyor. Tüm Türkiye'ye satış yapıyorlar. Ya yani ne dersiniz bu duruma? Hani bu videoda biz günlerce saatlerce emek ettik. Sırf sizler tekrar ücret ödemeyin diye ücretsiz olarak gönderdik. Yani bu emeğimizin karşılığı bu muydu? Ben soruyorum özellikle o arkadaşa. Neden sizlere bir iyilik yapmak istedikçe bunu suistimal ediliyor hala anlamıyorum. Ve bu seneyi de böyle kapatıyoruz. Yani her sene bir hayal kırıklığı, her sene farklı olaylar, farklı şekilde şaşırıyorum. Bu sene de bu şekilde şaşırttılar. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Beni buraya dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer kafanız ağrıttıysam kusura bakmayın ama yani Sizlerin vaktini almamak için her videoda içime at, içime at artık bir yerde patladım. Benim de neler yaşadığımı, arka planda neler olduğunu sizler de öğrenin istedim. Pazar günü lisans KPSS'ye girecek olan tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. Umarım hak ettiğiniz puanı alırsınız ve gönlünüzce istediğiniz yere atanırsınız. Ön lisans ve orta öğretim arkadaşlarla da sürecimiz devam edecek. Bu güncel bilgileri sunmaya ben devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.